Bonjour. Bu videoda birlikte A1 sınavının production écrit yani yazma bölümünü inceleyeceğiz. Soruları birlikte çözeceğiz. Yazma bölümü toplamda iki alıştırmadan oluşuyor. İlk alıştırmada bir form dolduruyoruz. İkinci alıştırmada ise resmi olmayan bir mektup yazıyoruz. Bu bağlamda puanlamaya birlikte bir bakalım. İlk alıştırmamız toplamda 10 puan, ikincisi ise 15 puan ilk alıştırmada verdiğimiz tek kelimelik cevapların her biri 1 bir puan. Yani toplamda 10 kelimelik bir cevap yazacağız. İkinci aşamanın puanlaması ise biraz daha kompleks. Ona birlikte bir bakalım. Gördüğümüz gibi 5 kriterimiz var ve her bir kriterden en fazla 3 puan alıyoruz. İlk kriterimiz Realizasyon de Taille. Bu kriterde bizden istenilen temaya uygun bir metin yazabiliyor muyuz? Bu değerlendiriliyor. İkinci kriterimiz ise Coherence et cohésion. Bu kriter ise bütüncül bir tekst yazabiliyor muyuz? Yani cümlelerin arasında bir mantık sıralaması var mı? E, alors gibi bağlaçlar kullanabiliyor muyuz? Bunu ölçüyor. Üçüncü kriterimiz adekasyon sociolinguistique ise mektuba başlarken salü, şer, mektubu bitirirken ise à bientôt, biz gibi ifadeleri kullanabiliyor muyuz? eğer arkadaşımıza yazıyorsak vu yerine tü şahsını tercih ediyor muyuz? Bunu ölçüyor. Dördüncü kriterimiz leksik ise bizden istenilen konuda uygun kelime haznesine sahip miyiz? Bunu ölçüyor. Son kriterimiz morfo sentaks ise gramatikal kontrol diye düşünebiliriz. Prezanı ve fütü koşu yani şimdiki zaman ve gelecek zamanı doğru bir şekilde kullanabiliyor muyuz? maskülen, Femina, singular, plural ayrımları yapabiliyor muyuz? Bunu ölçüyor. Dilerseniz ilk alıştırmamızla başlayalım. Ne demiş? Vous êtes en France et vous remplissez ce formulaire d'hôtel. Fransa'dasınız ve bu otel formunu dolduruyorsunuz. Ben hala hazırda doldurdum. İlk sorumuz no et preno. Yani soy isim ve isim. Dikkat edelim Fransızca'da no isim demek değil soy isim demek. Dolayısıyla önce soy ismimizi yazmamız bekleniyor. İkinci sorumuz date de naissance. Le 1er janvier 1990 dedim ben. Doğum tarihimiz. Tarihlerin başına bir koymak şık olur. Üçüncü sorumuz nationality Erkek bile olsak nationality'mizi feminen formda yazmamız lazım. Çünkü nationality feminen bir kelime. Dolayısıyla ben Türk kelimesini erkek olmama rağmen feminen formda yazdım. Courriel mail adresimiz, adres, buraya açık adresiniz yazabilirsiniz, adresiniz, kod postal, posta kodunuz, bey, ülkeniz, Türkiye, telefon, telefon numaranız, profesyon, mesleğiniz, eğer mesleğinizin Fransızcasını bilmiyorsanız buraya bildiğiniz herhangi bir mesleği yazmanızı öneririm. Ve son olarak da dat demiş. Bu formu doldurduğumuz tarih Le 26 avril 2023, j'ai dit. Chaque un et fixe un à Vous écrivez une lettre à un ami français, une amie française, pour l'inviter dans votre pays pendant les vacances. Vous lui parlez des activités que vous pouvez faire ensemble. Fransız bir arkadaşımıza mektup yazıyoruz. Peki niçin? Onu tatilde kendi ülkemize davet etmek için. Peki neyden bahsetmemiz lazım? Birlikte yapabileceğimiz aktivitelerden. Minimum 40 kelime yazmak gerekiyor. 40 kelime altında yazmamak lazım. Ama 100 kelimeye de çıkmamak lazım. 40-50 kelimelik bir tekst işinizi görecektir. Mektubumuza nasıl başlayacağız? Cher ami ya da cher ami feminin formu eğer arkadaşımızın ismini biliyorsak da Sally Antoine, Coucou Juliet formlarında başlayabiliriz. Ben devamında Tu vas bien, moi ça va yazdım ve hemen sonra gelen cümle Tu veux passer tes vacances en Turquie? Tatilini Türkiye'de geçirmek ister misin? Ben bu cümleyi yazarak arkadaşımı tatil için ülkeme davet etmiş oldum. Böylece benden istenilen ilk şeyi sağlamış oldum. Invité dans votre pays pendant les vacances. Devam ediyorum. J'habite à Istanbul et il y a beaucoup de choses à faire ici. İstanbul'da yaşıyorum ve burada yapacak çok şey var. Gördüğünüz gibi bir e bağlacı kullandım. E alors gibi bir bağlaç kullanmak bu bölümde epey önemli. Devamında on peut visiter les monuments les musées ensemble dedim. Birlikte anıtları, müzeleri ziyaret edebiliriz. La gastronomie est parfaite. Dikkat edelim, burada parfait sıfatını la gastronomie'ye göre uyumlandırdım. Yani sonuna bir ö ekledim. Neden? Çünkü la gastronomie. Bunlar da A1 seviyesinde dikkat etmemiz gereken hususlar. Son cümlem ise tu vas adorer cette ville. Bu şehre bayılacaksın. Bu cümlede de gördüğünüz gibi Future Proche kullandım. Böylece Future Proche bildiğimi de bu cümle sayesinde belirtmiş oldum. Dolayısıyla bu, bu tekst içerisinde hem Hezan kullandım hem Future Proche kullandım. Beraberinde benden istenilen iki şeyi de belirttim ki bunları renklendirdim görebilirsiniz. E alors gibi bir bağlaç kullandım. Ve son olarak da mektubumu nasıl bitiriyorum? Biz, bizu, je t'embrasse, Amikelmo. En sonunda kendi ismimi koymayı ihmal etmiyorum. Böylece ikinci alıştırmayı da tamamlamış olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>